Herkese merhabalar. Bugünkü kitabımız Statü Endişesi. Bu kitaba başlamadan önce de size bir filmden bahsetmek istiyorum. O filmde birçoğunuzun izlemiş olduğunu düşündüğüm Üç Aptallar adındaki bir Hint filmi. Hatırlarsanız orada iki arkadaş panonun önüne geçiyorlar ve sınav sonuçlarına bakıyorlar. Ve gördükleri sonuçlarda da en altta ikisinin ismi var yani sınıfın en kötüleri. Ama üçüncü arkadaşların ismini göremiyorlar ve kendilerine yakın yerde arıyorlar. Orada da bulamayınca akıllarına şu geliyor. Demek ki bunun sınavı o kadar kötü geçti ki değerlendirmeye dahi alınmadı. Ama aradan birkaç dakika geçiyor ve fark ediyorlar ki bu üçüncü arkadaşları sınıfta birinci olmuş. Ve bu anda beklentimiz onların sevinmesi falan ama daha çok üzülüyorlar. Hatta o an filmde bir görsel giriyor ve şöyle cümleler geçiyor. Arkadaşınız kötü not alır, üzülürsünüz. Arkadaşınız birinci olur, daha çok üzülürsünüz. Evet gerçekten de bu böyle bir şey. Birçoğumuz kendimize bunu itiraf edemeyiz. Bu duyguyu yaşadığımızda bunu bir şekilde üstünü örtüp inkar edip geçiştirmeye çalışırız. Çünkü bu duyguyu yaşadığımız an kendimizi kötü arkadaş, kötü insan gibi falan düşünürüz. Ama bu kötü insanlık değildir, kötü arkadaşlık değildir. Bunun aksine hayatımızda çok önemli bir sebebi vardır. Onu da şöyle anlatabilirim size. Mesela düşünün, üniversite sınavına girmişsiniz. Başarılı olmanız için kaçıncı olmanız gerekir? Mesela ilk bine girmek mi, ilk on bine girmek mi, ilk yüz bine girmek mi? Başarının bir kıstası yoktur. Ben şahsım adına düşündüğümde o sınavda üç bininci olduğumda bizim evde kaos ortamı oluşmuştu bir anda. Ama etrafımda ya da uzaktan tanıdıklarımda gördüğüm bazı mevzular var. Onlar 50 bininci, 60 bininci, 70 bininci olduğunda dahi ailecek böyle çok mutlu olup çok sevinebiliyorlar. Bu bir başarı kıstası olabiliyor. Peki bu aradaki fark nereden kaynaklanıyor dediğimizde işte tam bu filmde anlattığımız noktaya giriyoruz o anda. Çünkü insanın başarısı uzaktaki farklı imkanlara sahip insanlarla değerlendirilmez. Aksine çok adil olduğunu düşündüğüm ama fark edilmeden yapılan bir değerlendirme sistemi vardır insanlar arasında. O da kimle kıyaslandığımdır. Mesela seni kimle kıyaslarlar? Yakın arkadaşlarınla, sınıf arkadaşlarınla ya da komşunun çocuğuyla ya da akrabanın çocuğuyla kıyaslarlar. Eğer bunlardan yüksekte bir not aldıysan o zaman sen başarılı bir insansındır. Kimse seni gerçek başarınla değerlendirmez. Hatta kendi vicdanın dahi seni bu bahsettiğimiz kıyaslarla değerlendirir ve içinde ciddi bir huzursuzluk doğar. Niye? Çünkü senle aynı imkanlara sahip insanlarla bir yarışa giriyorsun ve onlardan geride kaldıysan hiçbir şeye bahane bulamazsın. Bu başarısızlık tamamen şahsidir, sana aittir. İşte bu noktada vicdanın seni dürtmeye başlar. Sen sıkıntılı bir adamsın, sen eksik bir adamsın, sen bir şeyleri yanlış yapan bir adamsın. Bu acıyı hissedersin. Bu acıyı hissetmek işte en doğal insani duygudur. Bunu yok sayamayız, inkar edemeyiz. Ama bu noktadan sonra göstereceğimiz refleksler, topluma göstereceğimiz tepkiler bizim iyi bir insan mı? Kötü bir insan mı olduğumuzu belirleyecek kısımdır. İşte kitabımız da olaya bu değerlendirme mantığıyla yaklaşıyor ve günümüz insanının birçok imkana sahip olmasına rağmen geçmişteki atalarına nazaran daha mutsuz, daha huzursuz bir yaşam sürmesinin sebebini bu noktada arıyor. Çünkü geçmişte yaşayan insanlar çok keskin sosyal sınıflarla yaşıyorlardı. Yani bir sosyal sınıfta doğmuşsan, ölene kadar o sosyal sınıfın içerisinde yaşayacaksın ve o şekilde öleceksin. Doğal olarak sen bir üst sınıfa geçemedin. Hayatını daha kaliteli, daha güzel bir hale getiremediğin zaman kendini yargılamıyorsun. Neyi yargılıyorsun? Toplumu yargılıyorsun, kaderini yargılıyorsun, dünyayı yargılıyorsun ya da doğduğun aileyi yargılıyorsun. Diyorsun ki ben bu ailede doğdum. Artık zaten hayatım belli. Kendinle bir hesaplaşmaya girmiyorsun ve bu vicdani huzursuzluğu hissetmiyorsun. Ama günümüze geldiğimizde ise günümüzde sosyal sınıflar arası geçişler çok esnek. Yani hangi sınıfta doğarsan do, öldüğünde bambaşka bir sınıfta ölebiliyorsun. Bu durumda şunu ortaya çıkartıyor. Sen eğer bir sosyal sınıftan bir üstü atlayamadıysan, ondan diğerini atlayamadıysan, ondan bir üstü atlayıp da en tepeye ulaşamadıysan, bu arada göstermiş olduğun başarısızlık tamamen sana aittir tarzı bir yaklaşıma sebep oluyor. Bu sebepten dolayı da sürekli bir üst sınıfa atlama telaşına giriyoruz ve üst sınıfa atlayamadığımız her gün vicdani olarak bu başarısızlıktan dolayı bir huzursuzluk ve acı hissediyoruz. Ama yazarımız bu noktayı eleştirerek girmiyor olaya. Bu noktanın bir gerçek olduğunu vurguluyor. Sadece bir sosyolojik tespit yapıyor. Yazarın sonraki kısımda eleştirdiği noktalar ise bu statü anlayışının zenginlik üzerine yerleştirilmesi. ikinci bir eleştirdiği nokta ise statü belirleyen şeyler neyse bunları o anki hakim sınıfın belirlemesinden bahsediyor. Bu iki noktaya ciddi eleştiriler getiriyor. Mesela birinci noktadaki zenginlik eleştirisinde önce savunma şeklinde bir giriş yapıyor. Neden zenginler toplumda ilgi gören, statü sahibi olan insanlar olduğu şeklinde değerlendirirken şu açıklamayı yapıyor. Bir insan zenginse diyor, bu adam çalışkandır, zekidir ya da çok girişimcidir, cesurdur, toplumu çözmüştür. Bu sebeplerden dolayı zengin olmuştur gibi bir algı var. Ya da tam tersi bir adam fakirse bu adam tembeldir ya da zeki değildir ya da pısırıktır, cesur değildir. Bundan da öte toplumu çözememiştir. Bu sebepten dolayı da bu adam fakirdir. Buna ilgi göstermenin, buna bir değer vermenin anlamı yoktur gibi de bir algı olduğundan bahsediyor. Önce bunun sebeplerini anlatıyor. Arkasından da bunun genel geçer bir kural olmadığından bir insan tamamen şans eseri nasibinden dolayı zengin olabildiğini ya da diğer bir insanın çok ciddi meziyetlere sahip olmasına rağmen fakir kalabildiğini anlatıyor. O sebepten dolayı sadece zenginlik üzerine kurulmuş bir statü anlayışını yanlış olduğunu, insanın ahlaki meziyetlerle, sanatla, bilimle farklı noktalardan kendine statüler elde etme arayışına girmesi gerektiğini, bunların da bir statü kriteri olması gerektiğinden bahsediyor. Yazarın ikinci eleştirdiği noktaya gelecek olursak, o da hakim sınıfın statü belirleyen koşulları tamamen kendi zevklerine göre belirliyor olması. Buna kaynak olarak da şunu gösteriyor. Mesela 100 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce ne zamana bakarsak bakalım farklı statü sebepleri var. O çağlarda statü belirleyen bir giyim tarzı ya da yaşam tarzı bugün baktığımızda hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama o günkü insanlar için o kesin kez olması gereken bir zenginlik belirtisi ya da statü sahibi olmanın kesin belirtisi olarak görülmüş ve başka bir alternatif düşünülmemiş dahi. Ama bugün hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Bugünkü yaşadığımız konular da aynı şekilde. Bugün illaki hayatımda şu olacak ki insanlar bana değer verecek dediğimiz ne varsa 100 yıl sonra, 200 yıl sonra bir anlam ifade etmeyecek. Peki bunu kim belirliyor diyor. Bunu belirleyenler de o günkü tepedeki hakim sınıf. Onlar nasıl bir yaşam istiyorsa, neyden zevk alıyorsa o günün statü konularını onlar belirlemiş oluyorlar. Ve yazar bu noktaya ciddi eleştiri getiriyor. Çünkü bu hakim sınıf öyle bir yaşantı sürüyor ki onların yaşadığı şeye hiçbir şekilde ulaşamayacağız. Doğal olarak da bu statü endişesini, bu acıyı hep içimizde hissedeceğiz. Bunun yerine kendi hayatımızda hedefler koymamız gerektiği, kendi hayatımızda kendimize ait bir statü anlayışı getirmemiz gerektiğini ve bunu sağladıkça da tatmin olup kendi hayatımızda rahatlamamız gerektiğinden bahsediyor. Bunu yapmıyoruz ama genel olarak ne yapıyoruz? O tepedekilere odaklanıyoruz. Tepedekiler bize sürekli televizyondan olsun, internetten olsun, sosyal medyadan olsun bir statü anlayışı dayatıyorlar. Hatta geçen hafta sorduğum bir soru vardı. Bu Afrikalılar bize göre nasıl daha çok mutlu oluyorlar şeklinde eğer onlara da götürüp sabah akşam bir Hollywood filmi seyrettirirsek ya da Hollywood filmine bile gerek yok bizim Türk dizilerini seyrettirirsek ne olur? Oradaki bir çocuk da oradaki bir yetişkin de aynı bizim gibi mutsuz olur. Neden? Çünkü farklı bir hayat anlayışı ve o hayatın kutsallığı ona anlatılmış olacak sürekli. Artık kendi hayatını değersiz hissedecek ve mutsuz olacak. İşte biz sürekli bunlara maruz kalarak kendimizi değersiz hissediyoruz ve Hiçbir şekilde arzulamadığımız zevklerin peşine düşmüş buluyoruz kendimizi. Bu sebepten dolayı da öyle ilginç bir tablo ortaya çıkıyor ki sanki beynimizin içerisine çipler takılmış gibi. Yani şöyle bahsediliyor ya işte ileride beynimizin içine çipler takılacak, hepimiz köle olacağız, şöyle olacak, böyle olacak falan. Bunlara hiç gerek kalmamış bile. Biz öyle bir hayat yaşıyoruz ki bu %2'nin zevkleri uğruna çalışıyoruz. Yani %98 demeyeyim buna çünkü bu %98'in içerisinde %30 falan full tembel insanlar var. Yani onlar kendi için değil, başkası için değil, hiçbir şey için çalışmıyor. Ama %60'lık falan bir kesime bakacak olursak bunların günlük hayatındaki çalışmalarının esas amaç noktası o %2'nin zevk anlayışına uyabilmek, doğal olarak onların yaşadığı zevki daha da artırmak üzere bir hayat yaşıyoruz. Onlar için tüm hayatımızı feda etmiş oluyoruz. Bu da daha beynimize çip takılmadan şu anki elimizdeki teknolojilerle nasıl yönetildiğimizi ve gönüllü köleler olduğumuzu gösteriyor bize. Bu sarmaldan kurtulup bir şekilde kendi hayatımıza dönmemiz gerekiyor. Hatta kendi statü anlayışlarımızda oturtmamız gerekiyor. Yoksa gelecek için hayal edilen çok farklı yaşam formları var. Mesela işte beynimizin içerisine çip takıp yönetmek ya da beynimizi başka makineler tarafından yönetmek, bedenimizi başka makineler tarafından yönetmek. Bunları işleyeceğimiz gelecek hafta makine olmak diye bir kitap var. Bu kitabı işleyeceğiz. Ama bundan da önce daha o çağa gelmeden bedenlerimiz bu tamamen kendi kontrolümüzdeyken dahi tutup da robot gibi yaşamanın bir anlamı yok. Gelecek haftada makine olmak kitabımızda görüşmek üzere.